أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد. Allahümme salli ala Muhammed ve ala seyyidine Muhammed. Sallu ala şefi'i zunubina Muhammed. Salli, güveniş, güveniş. Sallu ala tabibi kulubina ve kurrati ayunina Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed Cenab-ı Hak cümlemizi, analarımızı, babalarımızı, dua bekleyen kardeşlerimizi affı mağfiret eylesin. Çocuklarımızı, neslimizi, zürriyetimizi çok hayırlı eylesin ve bize damat adayı olarak gelen kimselerin veya bizim gelin adayı olarak gireceğimiz kimselerin de damatlarımızın, gelinlerimizin çok hayırlı olmalar nasip eylesin. Allahu Teala Celle Celaluhu ölmüşlerimize rahmet eylesin. Kabirler nur, makamlar cennet olsun. Bize de arkamızdan dua edecek hayırlı evlatlar nasip olsun. Allah Celle Celaluhu hepinizden razı olsun. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu sohbetimizi de hayırlı mübarek eylesin. Malumunuz bugünkü, bu akşamki sohbetimizin konusu, mevzu özellikle hepimizin, hepimizin ama dikkat kesileceğimiz bir konu. O da nedir? Bir Müslüman olarak dostumuz kim? Bir Müslüman olarak bizim velimiz kim? Yani veli deyince ne demektir? İnsanın okulda velisini soruyorlar. Senin üstünde söz sahibin kim evladım diyorlar değil mi? Veli o demek. Yani veliniz kim dendiğinde sizin adınıza imza atabilecek, sizin adınıza efendim yetki sahibi olacak olan demektir. Dolayısıyla Allah Teala Celle Celal Kur'an-ı Kerim'inde innemâ veliyyu'llâh ve resûlüh diye bize velimiz yani bizim üzerimizde söz sahibi olacak olan kimlerin olduğunu haber veriyor. Dolayısıyla bir Müslüman olarak bizim de bütün radarlarımızın açık olmuş olduğu yerler Kur'an-ı Kerim ışığında bakacağız bizim velimiz, yani bizim yöneticimiz, bizim adımıza söz sahibi olacak, imza yetkisi kimde olacak, kimlerle biz efendim yolumuzu devam ettireceğiz, bunlarla ilgili çok, çok dikkat etmek lazım. Bu iş için efendim partici olduğumuzdan değil, siyaset yaptığımızdan değil, sırf ve sırf Allah Celle rızası için bilgilenmek zorundayız. Cenab-ı Hak Ali çünkü Kur'an-ı Kerim'ine bu bilgileri almış, aksesuar değil bunlar. Yani süs olsun diye gelmemiş. Bizim hayat modelimiz Kur'an-ı Kerim. Bizim hayatımıza yön veren Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin güzel hadisleri. Dolayısıyla biz buna göre efendim şekilleneceğiz. Hayatımızı inşa edeceğiz. Ona göre de efendim yol haritamızı çizeceğiz. Peki bugünkü dersimizde de bir Müslümanın dostu kim olmalı? Velisi yani onda söz sahibi yöneticisi kim olmalı diye bunlarla ilgili bir iki çıtır sohbetimiz olsun, bilgimiz olsun. Başta hemen söyleyelim. Kur'an-ı Kerim'in içerisinde Maide suresi var. 114 surenin içerisinde bir tanesi de Maide suresi. Maide suresinin de 55 ve 56. ayetlerine inşallah bakarak kendimize bu noktada bir yol haritası belirleyeceğiz. Yön belirleyeceğiz. Allah nasıl istiyorsa Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam nasıl bize gösterdiyse gösteriyorsa ona göre hareketimizi planlayacağız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize buyurmadı mı? Son artık ahirette mübarek gidecek, irtihal edecek, ayrılırken veda hutbesi, veda konuşması efendim meşhurdur hepimizin bilmiş olduğu. İşte o veda hutbesinde, veda konuşmasında, ayrılık konuşmasında ne diyor bize? Size iki şey bırakıyorum buyuruyor. İki şey bırakıyorum. Eğer o bıraktığım iki şeye sımsıkı sarılırsanız size asla herhangi bir şekilde efendim zarar gelmeyecek. Siz sapıtmazsınız, siz sapıkların efendim düşmezsiniz. Size herhangi bir şekilde kandıramazlar, herhangi bir şekilde sizi aldatamazlar, yoldan çıkaramazlar buyuruyor. Dolayısıyla o iki şeyin bir tanesi Kur'an, bir tanesi de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hadisleri. Yani daha önceki derslerimizde de bahsetmiştik. Bunu arabanın farları olarak düşünelim. Sağ farımız Kur'an-ı Kerim, sol farımızda hadis-i şerifler. Bunların ışığında bu karanlık dünyada bu fitnelerin kokuşmuşluğun, bu kadar adeta pisliğin olmuş olduğu bir dünyada bu nurlarla, Kur'an nuruyla, Peygamberimiz hadis nurlarıyla yürüyerek kendimizi kurtarmaya çalışacağız. Rabbim kurtulanlardan etsin. Hepimize yardım eylesin. Çocuklarımıza özellikle yani dua edeceğiz, dua ediyoruz kimsenin şu anda garantisi yok. Kimse efendim şu anda bu fakir anlatan kimse de korkuyor. Allah'ın üzere nasıl çıkacağız diye. Efendim sizler de korkuyorsunuz. Rabbim, Rabbim emanetini alırken imanı kamille huzura varabilmeyi nasip eylesin. Arkamızda bırakmış olduğumuz çocuklarımızı damatlar, torunlar, gelinler, neslimiz, zürriyetimiz hep Kur'an yolunda, Allah yolunda yürüyenlerden olsun inşallah. Beş vakit namazlarını kılanlardan olsunlar. Sapıklara elfen düşmesinler, kaymasınlar, kaydırılmasınlar. Herhangi bir şekilde yoldan çıkmasınlar inşallah. Evet, şunu da ekleyeyim. Bazen böyle gün, güncelleştirmek için Güncelleştirmek için sohbetlerimi takip ederim, bakarım. Efendim, futbolda şu anda en çok kullanılan nedir? Ee, gol oldu mu, olmadı mı? Offside'den mi geldi, gelmedi mi? Veya penaltı var mı, yok mu? Gibi bunlar için var denilen bir ekran kullanılıyor. Var, var ekranı. Dolayısıyla hemen durduruyorlar maçı. Hakem gidiyor oraya bakıyor. Oradan yola çıkarak bu gol oldu diyor veya penaltı oldu diyor veya olmadı diyor. Şimdi bir Müslümanın da varı yani ekranı efendim hakemi nedir? Allah Celle Celaluhu ekranımızda Kur'an ekranı, Hz. Muhammed'in ekranı sallallahu aleyhi ve sellem oradan yola çıkarak kendimize bakıyoruz. Yani acaba bu Atacağımız efendim gol hakikaten Allah'ın istediği bir gol olacak mı? Yani yapacağımız davranışlar, hareketler düğünümüz ona göre şekillenecek, ticaretimiz ona göre şekillenecek. Efendim döneceğiz. Yarın öbür gün bir olay oldu diyelim ki Allah Teala hepimize bir ölüm verecek imanı kamille imanla huzurunu alsın inşallah. E Şimdi ölümden sonra ne derler? Ölüm hak, miras, helal. Peki mirası paylaştırırken Allah istiyor mu böyle paylaştırmamızı istemiyor mu? Hep yani insanın hayatını şekillendiren insanın hayatının bütünüyle efendim inşa edilmesini ayakta kalmasını sağlayan Kur'an ve hadis kültürüdür. Rabbim ayırmasın inşallah alimlerimizden ayırmasın hocalarımızdan bizi ayırmasın böyle bir yolculuğumuz var imanla huzura gidinceye kadar da. Biraz efendim gerçekten e, yoruluyoruz ama ne diyorlar? Büyüklerimizin dediği gibi insanın Allah yoluna koşuşturmasının sonucunda meşakkat, o yorgunluk, o çile, o terler hepsi gider. Yaptığı güzel ameller kalır. Kendisi de ahirete gidince sevinir, mutlu olur. Öbürleri? Öbürleri eğleniyor, zıplıyor, gülüyor, kendine gel, efendim bir işte şey ondan sonra diyor ki bir daha mı geleceğim dünyaya? İstediği haltı işliyor, tavcıyese haramlara dalıyor, bilmem ne yapıyor. Ama ne oluyor? Onların da o eğlenceleri, zevkleri hepsi geçici bitiyor. Sonrasında ona da ne kalıyor? Sorumluluğu kalıyor, günahları kalıyor. Hadi bakalım şimdi gidince de efendim hesaplarını vereceksin. Efendim işte ibadetin Allah yolunda koşturmanın meşakkati gider ama oradaki o sevapları, o huzuru kalır. Rabbimiz de senden razı olur. İnşallah Rabbim o rıza makamını hepimize nasip eylesin. Ne güzeldir o. Kulum senden razı oldum. Rabbim nasip etsin hepimize inşallah. Ama öbürsü, öbürsü de diyecek ki eyvah yapmasaydım. Eyvah şu arkadaşı efendinin böyle yanıma almasaydım. Bu adamın peşine gitmeseydim. Bu adam beni aldı, aldattı, mahvetti, perişan etti diye böyle söylenecek günler de var. O yüzden şimdi gelelim dersimize. Allah'ımız Celle Celaluhu bize e, kimi dost edineceğimizi, yani kimi veliyi yönetici efendim e, seçeceğimizi Kur'an-ı Kerim'de haber veriyor. Diyor ki bize Mevlamız, Bismillah, ma وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون sizin dostlarınız sizin dostlarınız ancak Allah'tır Celle Celaluhu. Bir, Allah birinci sırada geliyor. Dostumuz, sevdiğimiz, insan sevdiğinin, sevdiğinin yolunu efendim gözler, yani Allah'ım Celle Celaluhu bana bir şey buyurmuş. Hemen yerine getirmeliyim ki Allahu Teala Celle Celaluhu'nun rızasını elde edeyim. O bana efendim bu noktada e evet kulum yaptın işten hoşnut oldum. Ondan sonra güzel yaptın dedikten sonra tamam be. Tamam. İki, iki Allah'ın elçisi, Resulü, Peygamberi Hazreti Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem sizin velinizdir. Sizin dostunuzdur. Sizin yine yönetici olarak üzerinizde bir söz sahibi, imza yetkisi olan bir efendim güzel insandır. Hazreti Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem. Birinci sırada Allah var. Yaratıcımız, yöneticimiz ve yaşatıcımız. Nimetleri veren O. Her şeyi veren O. Söz sahibimiz. İki, onun altında kul bazında liderimiz, önderimiz Hazreti Muhammed'dir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin önderliğini kabul eden insan ne olmuş oluyor? Diyor ki Efendimiz aleyhissalatü vesselam beni, beni annenizden, babanızdan, kendi nefsinizden, canınızdan, kendi canınızdan bakın, kendi evlatlarınızdan, kendi mal, mülk her şeyinizden bütün dünya bir tarafa beni hepsinden daha çok sevmedikçe iman etmiş olamazsınız. Onun için Hz. Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem'i biz her şeyden çok severiz. Kul bazında. Allah'ımız yaratıcı bazında o afair bir yerde. Allah Celle Celle. İkinci sırada Hz. Muhammed geliyor sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra Allah'ımız Celle, Celle diyor ki yaşadığınız dünyada canlı varlıkların içerisinde canlı varlıkların içerisinde kimi dost tutacaksınız? Kimi efendim üstünüze adeta idareci olarak göreceksiniz biliyor musunuz? Onun kararını da ben vereyim. Çünkü yaratan benim. Ben mi veriyorum sizin bu kadar nimetlerinizi? O zaman bu noktada da ben efendim konuşacağım. Buyur ya Rabbi. Kimi ya Rabbi? Kimi istersin dost tutalım? Allah'ımız buyuruyor ki Celle Celaluhu وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا الَّذ۪ينَ يُق۪يمُنَ الصَّلَاةِ وَيُؤْتُونَ زَكَاةِ وَهُمْ رَاكِعُونَ Öyle müminler ki onlar namazlarını kılar, zekatlarını verirler ve rükû ederler. Şimdi namaz kılmayan bir kimse dost olur mu? e, yani, yani. Allah diyor ki Namaz kılmayan bir kimse, günde beş sefer Allahü Teala sözünü tutmuyor, haftada haftada otuz beş kere dinlemiyor, yılda bilmem şu kadar kere dinlemiyor. E, bu adamdan e, bir hayır çıkmaz be. Bana güvenme sen. Bana bir frene bas, bekle. İsterse en yakının olsun. Çünkü Allah ile irtibatında sıkıntı var. Yani bu kimse. Dua et de namaza bir başlasın. Ondan sonra onu dost olarak alırsın yanına ve onunla dost erluğuna devam edersin. Çünkü insan Peygamber ve sellem'in haber verdiği hadis-i şerifle beraber Allah aşkına el mer'u me'a men ehabbe hadis-i şerifi yok mu? Yani kul dünyada sevdiğiyle beraber olduğu gibi ahirette de sevdiğiyle beraber olacak. Kişi sevdiğiyle beraberdir diyor. Öyle bir kimseyi sev ki kardeşim ahirette Allahu Teala Celle ondan razı olsun. Allahu Teala Celle Celaluhu'nun efendim yolunda ayrılmaz bir şey insan olsun. Gideceği yer neresidir? Cennettir. Cemalullah'a kavuşur. E sen de onunla beraber olacaksın. Sen de cennete gideceksin. Cemalullah'a kavuşur. Öbür adam yani bakıyorsun efendim cicili bücili bir, bir adam, paralı bir adam, ne bileyim işte, siyasi gücü olan bir adam falan filan. E ama bir hayır çıkmıyor. Allah ile barışıklığı yok. Kur'an'la barışıklığı yok. İslam falan barışıklığı yok. Hep lüp lüp götürüyor. Efendim şeyleri biliyor. E, paranın gücünü biliyor vesaire ama Allahu Teala yani gücünü bilmiyor. Oralara hiç bakmıyor. İşte onun yarın ahirette gideceği yere Allah korusun sen onu sevdiğin için, sen onun efendim dost tuttuğun için onu gideceği yere gidersin. Ha dikkat et. Yani insan bir kimseyi severken veya bir kimseden nefret ederken Allah'ı ölçü almalı, baz almalı. Ona göre hareket etmeli. Ben bu insanı seviyorsam Allah için seviyorum. Memleketlim değil kardeşim. Benim efendim ticari bağlantısı yok akraba bağlantım yok, herhangi bir bağlantım. ne bağlantım var, Allah bağlantım var, din bağlantım var, Kur'an bağlantım var, namaz abdest bağlantım var. Oh, elhamdülillah. Rabbim bu güzelliği bize almasın inşallah. Bu düşünceyi almasın. Çocuklarımıza da versin inşallah. Böyle bir pencere yakalamamız lazım dostlar. Evet. Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam yine başka bir hadisinde diyor ki bize sallallahu aleyhi ve sellem benim getirmiş olduğum yolu, şeriatı, Kur'an-ı Kerim'i alıp da insan cani gönülden kabul etmedikçe, yaşam tarzı olarak, yani bir kabullenmek var, tamam arada böyle bir çıtır hataların olur, günahların olur, Rabbim bağışla, affet dersin ama Kur'an'ın yaşam biçimini kabul etmişsin. Hz. Muhammed'i, sallallahu aleyhi ve sellem'i kabullenmişsin. Oralara bir şey söylemiyorsun, konuşmuyorsun. İşte imanı korudun kardeşim... İmanı kurtardın. İmanı kurtarınca amellerdeki yanlışlıklarını tövbe istiğfarla beraber Cenab-ı Hak onları siler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaati de sana yetişir. Orada Allah Tilgâlihü'ye karşı Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir istekte bulunacak. Allah onu kırar mı? Aynı o şekilde. Rabbim, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yolundan, izinden ayırmasın inşallah. Şefaatçimiz o. Bize yardım edecek. Biz orada efendim referans olacak. Tak, kartını bir adam gönderiyor ya. Benim efendim, işte göndermiş olduğum kimse yardımcı olun diye. Kapılar açılıyor gittiğin yerlerde. O kartı görünce, ne demek? Aleyküm selam, selam göndermiş. Ha, tabii tabii. Buyurun efendim size bir çay e, ikram edelim. Bu arada işiniz de görülür falan. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah katında öyle bir büyük bir krediye sahip ki öyle bir efendim Allahu Teala Celle ona yetki vermiş ki o kadar büyük bir efendim müjde vermiş ki Duha suresinde Rabbimizin buyurduğu gibi ve le sevfe yu'tike rabbuke feterda Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sana biz öyle bir efendim ikramda bulunacağız ki, öyle bir ikram bulunacağız ki, sen ondan efendim, oh razı oldum ya Rabbi diyeceğiz. Nedir bu ayetin tefsirindeki şey? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ümmetine şefaatçi olmak istiyor. Yani tamam namazlarında abdestine bir şey ama ara sıra bir şey yaramazlık yapmış. Ya Rabbi fitne dönemiydi, sıkıntı dönemiydi. Yani buralarda yapmış oldukları hataları sen lütfen Allah'ım affeder misin? Benim hatırıma Allah'ımız Celle Celaluhu peygamberimizi kırmayacak sallallahu aleyhi ve sellem. Dostlar o yüzden e, her yerde ilk insanlarla tanıştığımız zaman selamun aleyküm, aleyküm selam. Selamun aleyküm dediğiniz zaman bile bazı insanların selam alışından size efendim karşı saygısı olduğunu... Müslüman olarak efendim size açmış olduğu gönül dünyasını hissedebiliyorsun. Selam alışından. Bazıları böyle hani selam alıyor ama ağzının bir ucuyla alıyor. Efendim bakışından duruşundan belli oluyor. Zaten kalpten kalbe bir yol vardır ya orada belli olan adam size bu noktada bir e, perde koydu. Tamam Set çekti arada yani. Sizinle görüşüyor ama öylesine görüşüyor. Rabbim bir daha fırsat vermesin. Ne başörtülülere zulümleri gördük memlekette. Yani hastaneye gittiğiniz zaman siz çarşaflısınız, siz örtülüsünüz diye doktorlar bile farklı farklı davrandılar. Efendim öyle bir şey oldu ki bu memlekette maalesef çocuğu askere gitmiş, Anne, baba İstanbul'dan Erzurum'a gitti. Çocuğunun yemin törenine orada sen örtülüsün diye anne içeriye alınmadı ve askeri sahaya sokulmadı. Çocuğuyla kucaklaştırılmadı. Bugünler unutulmasın. O yüzden çok dikkat edelim. 86 sene sonrasında Ayasofya'da Allahu Ekber, Allahu Ekber Ezan-ı Muhammediye Rabbim duyurdu elhamdülillah. Taksim'de Allahu Ekber, Allahu Ekber camisedeki ezanları duymayı Allah nasip etti elhamdülillah. Şimdi insan bunların arkasında durmaz mı? Bunları efendim sevmez mi? Bu kimseleri sevmek iman borcudur. Bu kimseleri Allah için desteklemek iman borcudur. Çok dikkat etmemiz lazım. Son olarak şunu söylüyorum. Rabbim Ayasofya'mızı kıyamete kadar Fatih'in emaneti olarak ezanından ayırmasın. Kur'an seslerini ülkemizden ayırmasın. Bazı sapıkların buna siyasete atılmış olan sapıklar var. Geldiğimiz zaman biz efendim o medreseleri Kur'an kurslarını buldozerlerle yıkar geçeriz. İmam nikahı kıyan imamı alırız içeri atarız falan diyen kimselere Rabbim. Ayasofya'yı müze yapacağız geldiğimiz zaman diyen kimselere asla kıyamete kadar fırsat vermesin inşallah. Amin, amin, amin. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ahir ve akıbetlerimizi hayr eyle. Her türlü kazadan, beladan, depremden, afattan ülkemizi ve İslam alemini koru muhafaza eyle. Hastalarımıza, hastalıklarımıza şifalar ihsan eyle. Dertliler, devalar ihsan eyle. Borçlu olan kullarının da bir an evvel borçlarını ödeyip rahatlamalar nasip eyle. Ya Rabbi kızlarımıza, oğlanlarımıza hep hayırlar nasip eyle. Hayırlı damatlar, hayırlı gelinler nasip eyle. Ya Rabbi geleceğimizi geçmişimizden çok daha iyi eyle, mübarek eyle, sana uygun eyle. Bereketli kazançlar nasip eyle, helalinden nasip eyle, faize, kredilere bizleri bulaştırma, bulaşanları da kurtar Allah'ım. Bize bir lokma olsun, haram yedirme, kıyamete kadar çocuklarımıza da yedirme ya Rabbi. Amin, amin, amin. سبحان الله وبحمده سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأشهد أن محمد عبده ورسوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين dualarımızın kabulü için, günahlarımızın affolması için, ümmeti Muhammed'in sıhhat ve selameti için, hayırların fethi, şerlerin defi için, bütün ölmüşlerimizin de ruhları için. El-Fatiha.